Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhaba sevgili izleyenler. Fenerim Saati'nin bu bölümünde yenilenen maraton mağazamızdayız. Gerçekten mağaza müthiş olmuş. Sizinle birlikte de tüm ürünlerimizi ve mağazamızı gezeceğiz. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet sevgili izleyenler, az önce de söylediğim gibi Fenerim Saati'nin bu bölümünde maraton mağazamızdayız. Yenilenen ve hatta yenilenme süreci devam eden maraton mağazasındayız. Yanımızda mağaza görevlimiz Fırat Bey var. Merhaba Fırat Bey. Merhaba. Bize bugün kendisi yardımcı olacak. Hem yenilenen reyonlarımızı bize göstermiş olacak, nerede ne var mağazamızda, hem de birlikte ürünlerimize göz atmış olacağız. İlk olarak bu reyonda tam olarak ne var? İlk kattayız, giriş katı. Hemen girişten sağdan girdikten sonra zaten tişört bölümlerimiz ve ayrıyetten sweatshirt modellerimiz var burada. Burada gördüğünüz gibi sweatshirt ve ayrıca tişört modellerimizi zaten baskılı halini direkt ne şekilde de görebiliyoruz. Evet, burada yansıtılmış görseller var. Bunlar zaten bazı ürünlerimizdeki baskıların burada daha böyle renkli ve ışıklı bir şekilde görünmüş hali. Alışveriş yaparken de taraftarlarımızın daha rahat seçebilmesi için bu şekilde de yansıtılması bence çok güzel bir fikir olmuş. Oldukça yenilikçi ve güzel bir mağaza olmuş diyebilirim. İlk görüşte zaten hissettiriyor. Burada erkek tişörtlerimiz var bu reyonda komple. Evet. Zaten bu katımız direkt erkek katıdır. Ondan sonra bu tarafta gördüğünüz gibi tişört modellerimiz var ve diğer tarafta da sweatshirt modellerimiz var, kapşonlu. Maraton mağazamıza girdik, hemen sağa döndük. Erkek tişörtlerinin olduğu reyonu gezdik birlikte. Hemen arkasından biraz daha ilerleyince sweatshirtlerimizin olduğu kısma geldik. Yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerimiz zaten reyonlarımızda, taraftarlarımızla yeni mağazamızda yeni stiliyle bizlerle buluştu. Sonbahar kış erkek giyim ürünlerimiz burada mevcut. Nasıl, taraftarlarımız mağazamızı beğeniyor mu yenilenen? Bayağı çok beğeniyorlar. Her gelen zaten taraftarımız mağazayı çok sevdiklerini ve mağazanın gerçekten tam şekilde oturduğunu söylüyorlar ve ayrıca daha fazla genişledin, daha fazla böyle ferah içinde olduklarından bahsediyorlar. Evet, ben buraya çok sık geliyorum. Fener bir saat programı çekmenin dışında alışverişe de geliyorum. Aynı zamanda hani taraftarlarımıza büyümüş geliyor dediniz ama büyüdü de sanırım. Evet, doğru biliyorum değil mi? Büyüdü. Bayağı da zaten yerden büyüttük ve daha fazla genişledi mağazamız. Sanıyorum şu anda üst katta sadece erkek ürünlerimiz var. Siz de öyle söylediniz. Bir tarafta Puma ürünleri, bir tarafta şu anda da gezdiğimiz gibi sweatshirtlerimiz, tişörtlerimiz var. Her iki katta da kasa mevcut mu? Her iki katta da kasalarımız mevcut. Sanıyorum aşağı katta da kadın ürünlerimiz var, çocuk ürünlerimiz var. Evet, kadın var, çocuk var. Ayrıca bebek setlerimiz ve basketbol bölgemiz de var. Ve ayrıca küçük bir kısmı yine erkek olarak da aşağıda mevcuttur. Ve tabii hani aslında şu anda mağazamız açıldı ama yenilenmeye de devam ediyor. Daha açılmamış olan reyonlarımız da mevcut. Hemen şurada da bir ürünümüz var. Ben ona da göz atmak istiyorum. Sweatshirt reyonundan sonra sonuna doğru ilerledik. Yine burada sweatshirtlerimiz var reyonun üst kısmında. Alt kısmında ise Fenerim Saati'nde daha önce göstermediğimiz bir takımımız var. Tabii ayrı ayrı da satın alabilir taraftarlarımız. Takım halinde de satın alabilir. Bu ürünler hakkında birazcık bahsedebilir misiniz? Bu ürünlerimiz yeni koleksiyona girdi. Tribün koleksiyonuna. Yağmuru geçirmez özelliğine sahiptir ondan sonra. Evet, yağmurluk kumaşından zaten hem altında hem üstünde logomuz var. Bileğinde ve belinde lastiği var eşofmanının. Aynı zamanda üstünde de fermuar var, sol tarafında logosu, sarı lacivert renklerin hakim olduğu, altında ise birazcık daha lacivertin ağır bastığı bir eşofman takımı. Bence çok kullanışlı, içi de pamuklu bu arada, hani dışı gibi yağmurlu kumaşından değil, bu da kullanışlı olmasını arttırıyor. Altının da aynı şekilde üstün belinde de kollarında da lastiği var. Ben bu ürünleri çok beğendim. Taraftarlarımızın da beğeneceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı şekilde taraftarlarımızın bayağı bir beğeniyle karşılayacağını düşünüyorum. O zaman bunları reyona bırakalım. Mağazamızı gezmeye devam edelim mi? Devam edelim.
Evet sevgili izleyenler, yenilenen maraton mağazamızın alt katında gezerken bakın kimlerle karşılaştım. Çok sevdiğimiz iki isim Barış Yalçınsoy ve Kıvanç Özkök burada basket oynuyor. Merhabalar. Merhaba Derin, nasılsın? İyiyim Kıvanç abicim, sen nasılsın? Nasılsın Barış abi? İyiyim Derin, sen nasılsın? Nasıl gidiyor basketbol oynamak? Ya vallahi şimdi mağazamızın hoppa... sevgili Buğra da sağ olsun bu anı ölümsüzleştiriyor. Belirtmek için attım. Çok sayı. İyi yaptın. Ya mağazamızın yeni halini şöyle bir görmek için geldik. Basket potası da var burada. Hani müşterilerimiz, işte taraftarlarımız, buraya gelenler burada hem alışveriş yapıyorlar hem de vakit geçirebiliyorlar burada. Biz de Barış'la basketi çok severiz biliyorsun. Basketbol bizim işimiz. Yani oyun anlamında çok olmasa da takip etme anlamında. Burada böyle bir öğlen arasında dedik ki iki top atalım, basket oynayalım. Çok keyifli olmuş ya. Bu arada mağazamızın yeni haline bayıldım ya. Gerçekten muhteşem olmuş. Ben de bayıldım. Gerçekten çok güzel. Her reyonda ayrı ayrı tüm ürünlerimiz çok güzel bir şekilde reyonlarımıza eklenmiş. Sen nasıl buldun Barış abi? Süper. Feneryum zaten renkleriyle harika. Çok güzel. Yenilenen mağaza da çok güzel olmuş. İşte böyle sosyal aktivite alanlarının olması müthiş bence. Çünkü buraya geliyoruz zaman zaman. İşte bugün böyle bir kaçamak. Hemen geldik 2 dakika. Potayı bulduk. Maç mı yapıyordunuz maç peki? Ben böldüm ama kim kazanıyordu? Şut yarışması yapacağız. Şimdi aramızda öyle bir dostluk var ki yani biz maç bile yapamıyoruz onunla aslında. Çünkü kimin kazanacağı konusu. Evet. Hiç rakip olamıyoruz. Bugün de böyle bir küçük bir şut yarışması yapacağız. Hani istiyorsanız siz de konuk olun. Benim en çok hoşuma giden noktalardan biri mağaza içerisinde her branşın ayrı bir köşesi var. Yani şu anda basketbol ürünlerinin hem sergilendiği hem de taraftarlarımıza sunulduğu reyonun hemen arkasındaki potadayız. Burada işte alışverişimizi yaptık. Ben her zamanki gibi basketbol ürünlerini tercih ettim. İki tane de işte top atalım dedik. Artı işte orada masa tenisi var. İstenenler futbol burada... için ayrı bir köşe var. Dediğiniz gibi masa tenisi için ayrı bir köşe var. Zaten onu da gösteririz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Her köşede ayrı bir detay var. Daha da açılacak olan çok daha bölümümüz var. Yani evet. Yenilenen süreç hala devam ediyor aslında. Şu an maraton mağazamız açılmış olsa da daha açılacak, aktif hale gelecek bölümlerimiz var. Var ve onları... Yenilikler hiç bitmiyor. Bence yani tabii ki diğer kulüplerin ya da Avrupa'daki birçok spor kulübü, büyük kulübün mağazası güzeldir kendilerine göre ama ben bazılarını gezme, görme şansım da oldu. Bu kadar geniş düşünülmüş, bu kadar farklı branşı olan zaten bir spor kulübü pek yok Avrupa'da biliyorsun, dünyada çok yok. Bu kadar fazla branşın hepsine ayrı bir köşe ayrılması zaten ne kadar büyük bir cami olduğunu gösteriyor. Sadece basketbolun bir müzesi olması zaten olağanüstü bir güzellik bence, büyük bir fark. Fenerbahçe'nin bu anlamda farkını mağaza anlamında da gösterdiğini düşünüyorum. Tüm taraftarlarımıza, tüm camiamıza, kulübümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum mağaza. Biz de böyle tadını çıkarıyoruz. Tadını çıkarmak kaldı bize elbet. Tabii her zaman. Feneryum'a zaten geliyoruz. Burada da az önce de söylediğim gibi tadını çıkarmak için burada bulduğumuz o kısa arada hemen geldik. Baktık pota da var. Hadi Kıvanç, çünkü biz Kıvanç'la Ataşehir'de de, arenada da, dere ağzında da, yani salona... İlk yarışmanız değil ilk şut yarışması. Biz her zaman yani işte tatlı rekabet. Yani voleybol topunu buluyorsak hemen şut atmaya başlıyoruz. Basketbol topunu buluyorsak şut atıyoruz. İşte masa tenisi şubesine gittiysek orada hemen raketleri alıp tık 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 karşılıklı oynuyoruz. Yani sporu da sevdiğimiz için tabii. Kıvanç'ta hep böyle bir tatlı rekabet. Ama hep aynı takımda işte. Yani o rekabet de bizim öyle bir rekabet yani. Hep aynı takımdayız. O zaman biz de dahil olmak isteriz. Sizi izleyeceğiz. Sizce kim kazanır ama? Benim tahminimi söyleyeyim mi ben? Ya valla Barış'ın basketbol yeteneğini ben, yani futbolda da çok başarılı o da. Ama basketbolda iyi bir şutör. Bileği çok iyi. Ben onu kısa zamanda fark ettim. Uzun zamandır oynamıyorduk. Buradan bir şut yarışması yapacağız. İkimiz de beşer şut atacağız. Isınmanızı gerçekleştirdiniz. Evet, ısınmamızı seninle beraber yapmış olduk. Evet yani konuşarak ısındık. Evet. Vallahi bileği iyi olan kazansın ama dediğim gibi yani Barış kazanmış olsa da ben kazanmış gibi seviniyorum. Benim için aynı duyguları taşıyor. O yüzden bu rekabet kazananın ikimizin ortak kazandığı bir rekabet. Şimdi bir beşer şut atalım bakalım kim kazanacak. Hadi. Başlamamız bile bir süre alacak. Yani sen başla derken orada bile biraz zaman kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Ben sizi tanıdığım için şu an bu dediklerinize inanıyorum yani. Şaka değil bu. Tabii hani programın bir süresi olduğu için, yoksa biz bir türlü başlayamıyoruz. Mağaza kapanabilir o arada ama şimdi kısa kısa sevgili Buray'ı da seni de yormadan beşer şutumuzu atalım ve buradan taraftarlarımıza da bu güzelliği, buradaki ortamı anlatmış olalım bir nevi. O zaman senin de dediğin gibi bileği iyi olan kazansın. Ben şöyle kenara çekiliyorum. Siz şutlarınızı atabilirsiniz. Ben başlayacağım. Hayır. Ben atacağım. Hayır lütfen. Ben çok istirham ediyorum. Sağ ol. Ben yaşça büyük oldum işte. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum.
İlk şut maalesef isabetsiz oldu. Ama şey, açılıyorsun Kıvanç abi. Evet evet, inşallah ben şutu açılıyorum. Daha geçe kalmam. Girdi. 2'de 1. Girdi mi sayıyoruz? 2'de 1 tamam. Kötü başladım ya. 3'te 1. Ama pota biraz yüksek sanki. Pota yüksek ama Barış uzun boylu olduğu için o açıyı kapatır. Oo, evet basket oldu. 4'te 2 ile devam ediyor. İnanıyorum 5'te 3. Evet, tam içinden çıktı diyebiliriz potanın. 5'te 2. Sırada Barış Yalçınsoy var. Kıvanç abi de 5'te 3 yapacağına inanıyor senin. Olmadı ama Barış da 3. atıştan itibaren açılır genelde. O zaman bir motivasyon konuşalım. Haydi Barış. Haydi buradayız Barış. İyi konsantre ol. Nefesini al. 3'te 1 geliyor. Hop. Yes. Vay, evet. Çok güzel bir basket oldu. 3'te 1. İkinci, 4'te 2. Minimum 4'te 2 gelecek. İkinci, 4'te 2 geliyor. Bu da çok iyi bir atış oldu. Bakalım Kıvanç Özkök'ü geçebilecek misin? Ya, dostum bence 5'te 2'ye bağlanır. Önemli olan berabere bitmesiydi. Kesinlikle. Ve resmen de dostluğun zaten kazanmasıydı. Her zaman. Yine o kazandı. Yine dostluk kazandı. Yine Fenerbahçe kazandı. Arkadaşlar biz öyle derinin de katılımıyla hani küçük bir fazla meşgul etmeden. Çünkü daha mağazada gezilecek çok bölüm var. Çok alan var. Derinin de işi kolay değil. Ama bütün taraftarlarımızı yeni mağazamıza, yenilenen mağazamıza kesinlikle daha doğrusu bekliyoruz. Bu güzellikleri gelin yerinde yaşayın. Hem alışveriş yapın hem keyifli zaman geçirin. Çok güzel bir anı olsun değil mi? Evet. Hazırlanan evet videoları izleyin. Gelin burada siz. Yakında kahve de içebilecekler. Burada kafemiz açılacak. Fener'in etrafında. Orada oturup keyifli kahvelerini de içebilecekler. Bir yandan alışveriş yapabilecekler. Keyifli vakit geçirebilirsiniz. Aslında eşinizle, dostunuzla burada uzun zaman geçirme şansınız da var. İşte sizin gibi basket oynayabilirler burada, evet çocuklarla. Aynen çocuklarla gelip bayılırlar burada buraya. Bir gün çocukları da getirelim hep beraber. 2-2 bir maç. Baksana ya burası artık bir mağaza değil. Ikisi. Burası bir yaşam alanı. Bunun çok net altını çizmek istiyorum. Mağazanın çok ötesine taşımışlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sana da taraftarlarımızı bilgilendirdiğin için ve bu güzel program için teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Ve son olarak senin yapacağın atışla bu bölümü kapatıyoruz. Eski basketçilerden. Evet. Güne kadar evet, evet. Basketle alakalı bir iddiam yok. Ama yani boy olarak tam bir boy olarak evet tam bir 4 numara. Tam bir 4 numara. Evet. Hoppa! İşte bu. Bence atış güzel, tekniği güzel. Derincim, gerçekten sporla olan teşekkür ilişkin ederim. Ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Sana iyi programlar. Bence şey içinden şeyle aynen içine girdi ve çıktı yani aslında ben onu basket sayıyorum. Bizim gözümüzde zaten basket kaçtı mı ki? hakikaten gerçekten müthiş. Çok tebrik ediyoruz. Biz maçımıza devam edelim. Sizi de uğurlayalım alkışlarla. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Tekrardan mağazamızın üst katına yani giriş katına çıktık. Burada gerçekten yenilenen mağazamız o kadar büyük ki süremiz yetmiyor tüm mağazayı gezmeye diyebilirim. Çok da güzel olmuş, çok beğendik. Diğer reyonları zaten Fırat Bey ile birlikte bir sonraki hafta gezeceğiz. O zaman size çok teşekkür ediyorum bu haftalık. Bir sonraki hafta Puma ürünlerinin ve formaların olduğu kısma bakacağız sizinle birlikte değil mi? Aynen öyle. Haftaya görüşmek üzere. Tekrardan asıl ben teşekkür ederim bu arada. Evet sevgili izleyenler, haftaya yeniden birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerle birlikte yenilenen maraton mağazamızda turluyor olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.